Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine dizilerin birinci testiyle başlıyoruz. AN dizisinin terimlerinden biri 10 bölü 21'dir. Bu terimden bir sonraki terim kaça eşittir? AN dizisinden sonra gelen bir sonraki gelen terim nedir arkadaşlar? AN artı 1. Demek ki benden bunu istiyor. Ben N'i bulursam arkadaşlar AN artı 1 dizisini de bulmuş olurum. Şimdi dizisinin terimlerinden biri diyor ya, hangi terim olduğu belli değil. Diyelim ki n'inci terim olsun. Yani an olsun. 3n eksi 4 bölü 4n artı 10'du. Bu 10 bölü 21'e eşit olacakmış arkadaşlar. O zaman eşitledim 10 bölü 21'e. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 63n eksi 84 eşittir. 40n artı 100 gelecek. Buradan arkadaşlar 23n eşittir 184 gelecek. Buradan da n ne oluyor arkadaşlar? Her tarafı 23'e bölersem n 8 olmuş oluyor değil mi? Biz demek ki 8. terimi bulmuşuz. A8 arkadaşlar 10 bölü 21'miş. Öyle değil mi? Evet. Bizden a n artı 1'i istiyor ya. N'i ben buldum. N 8. O zaman demek ki benden A9'u istiyor değil mi arkadaşlar? Şurada n gördüğüm yere 9 yazarsam A9 eşittir. En gördüğüm yere 9 yazıyorum. 3 çarpı 9 eksi 4 bölü 4 çarpı 9 artı 10 olacak. Bu da 3 çarpı 9 27. 27'den 4 çıkarsa 23 bölü 36 46 gelecek. Sadeleşmeleri yaparsam arkadaşlar 1 bölü 2 gelecek ki doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim ikinci soruya. A endisi verilmiş olduğuna göre diyor. Bu eşitliği sağlayan en değeri kaçtır? Şimdi A endisi elimde var. A n artı 2'ye ulaşmak için en gördüğüm yere n artı 2 yazmam lazım. Yazalım o zaman. A n artı 2 her tarafta yazıyorum. N artı 2 faktöriyel bölü 5 üzeri n artı 2 artı 1'den n artı 3 gelmiş olacak. A n artı 3'ü yazalım arkadaşlar. A n artı 3 yani en gördüğüm yere n artı 3 yazacağım bu sefer. N artı 3 faktöriyel bölü en gördüğüm yere n artı 3 yazarsam 5 üzeri n artı 4 yapmış olur. Oranla diyor birbirine. Oranlayalım o zaman. Bakın şu şekilde. Oranladığım zaman da sonuç ne olacakmış? 1 bölü 4 olacakmış arkadaşlar. Şimdi birincisini aynen. İkincisini de ters çevirip de çarpacağım. N artı 2 faktöriyel bölü 5 üzeri n artı 3 çarpı 5 üzeri n artı 4 bölü n artı 3 faktöriyel eşittir. 1 bölü 4 olacak. Şimdi arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri burada yaparsam bununla bakın bu sadeleştirdiğim zaman burada 5 kalmış olur. Bununla da bunu sadeleştiririm arkadaşlar. Hani şunu n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel şeklinde yazıyorum ya, n artı 2 faktöriyeller gider. Payda kısmında n artı 3 kalır. Değil mi? Buradan da 5 bölü n artı 3 eşittir 1 bölü 4 olmuş olur. N artı 3 buradan 20. N'in de 17 olduğunu rahatlıkla görürüz arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Gelelim 3. soruya. Dizisi sabit bir dizi olduğuna göre B eksi K farkı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Biz fonksiyonlarda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eğer sabit dizi ise bakın mesela AX kare artı BX artı C bölü DX kare artı EF artı G gibi bir şey olmuş olsun. Bu sabit diziyse arkadaşlar A bölü D oranı B bölü E oranı C bölü G oranına eşitti. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada da aynı mantığı kullanacağız. Sonuçta dizilerde bir fonksiyon değil mi? Evet, dizilerde bir fonksiyon. Sadece aradaki fark ne? Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan fonksiyondur arkadaşlar. Diziler de aynı zamanda bir fonksiyondur. Tamam mı? Aradaki fark buydu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın n karelerin katsayıları ne? B bölü 2. B bölü 2 eşittir. N'lerin katsayısı K bölü 5 eşittir. Sabitlerin oranı da 4 bölü eksi 2'den eksi 2 gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar şu ikisini aldığım zaman içler dışlar çarpımı yapıyorum. K eksi 10 olur. B bölü 2 ile de eksi 2'yi aldığım zaman B eşittir. Eksi 4 olmuş olur. B eksi K farkı da eksi 4 eksi eksi 10'dan artı 10 yapacak. Ve sonucumuz da 6 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Tamam. Bunu yıldızlayalım. Bu harekete unutmayın arkadaşlar. Geldik 4'e.
A 2n-1 dizisi verilmiş bize. A n artı 1 dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi önce A n dizisine bakın. Biz şimdi fonksiyonlarda mesela f 2x artı 3 eşittir bilmem bir şey demiş oldu. Ben burayı arkadaşlar fx yapmak için ne yapıyordum? X eksi 3 bölü 2 yazmam lazımdı. Bu x eksi 3 bölü 2 ne demek? Bakın şunun tersini almak demek değil mi? Tersini aldığım zaman ben ne yapıyorum? Fx fonksiyonuna ulaşıyorum. Burada da aynı mantık yapacağım. N a n dizisine ulaşırsam 1 eklediğim zaman a n artı 1 dizisine de ben ulaşmış olurum. A n dizisine ulaşmak için ne yapacağım arkadaşlar? 2 n eksi 1'in tersini alacağım. Yani o da ne olacak? N artı 1 bölü 2 olmuş olacak. Yani her n gördüğüm yere n artı 1 bölü 2 yazacağım. N artı 1 bölü 2 yazdığım zaman arkadaşlar bakın teyitleyelim şurada. 2 çarpı n yerine n artı 1 bölü 2 yazıyorum. Şu kısımda bakın. Şu kısımda. Eksi 1. İkiler buradan birbirini götürecek. N artı 1 eksi 1'den n kalmış olacak. Yani a n dizisini bulmuş olacağım. Yazıyorum her tarafa n gördüğüm yere n artı 1 bölü 2 artı 3 olacak. Bölü 3 çarpı n artı 1 bölü 2 eksi 2 olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Tamam ben şimdi n artı 1 dizisini arıyorum ya. Burada her n gördüğüm yere n artı 1 yazacak olursam şurası n artı 2 olmayacak mı? Şurası da n artı 2 olmayacak mı arkadaşlar? Tamam. Burası da n artı 1 olmuş oldu. Şimdi buradan payda eşitleme işlemlerini yaparsam ben n artı 8 bölü 2 bölü 3n artı 2 bölü 2 gelmiş olacak değil mi? Bakın ikileri sadeleştirdiğim zaman ne gelmiş olacak? N artı 8 bölü 3n artı 2 gelmiş olacak. Doğru cevabımız bakın A şıkkı. Buna da yıldız atıyorum arkadaşlar. Bu da fena soru değil. Gelelim 5. soruya. AN bir dizidir. Tamam. Olduğuna göre A4 kaçtır diye soruyor. Şimdi A1 elimizdeki malzeme bu. O zaman bunu kullanmamız lazım bizim. A1 olması için arkadaşlar n gördüğüm yere 2 yazayım ki şurada A1'i elde edeyim. Tamam. O zaman n gördüğüm yere 2 yazarsam A2 eşittir. 1 eksi 2 bölü 2 çarpı A1. Bakın hemen A1'in değerini yazmayacağım. N gördüğüm yere bu sefer 3 yazarsam A3 eşittir. Anlatacağım niye olduğunu. Çarpı A2 olacak. N gördüğüm yere 4 yazarsam A4 eşittir. 1 eksi 4 bölü 4 çarpı A3 olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa çarparsam ben bunları ne olur? Şöyle sadeleştirmeler yaparız. Bakın A2 ile A2 gider. A3 ile A3 gider. Burada A4 kaldı. Eşittir. 1 eksi 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 gelecek. Burası eksi 2 bölü 3 gelmiş olacak. Şurası da eksi 3 bölü 4 olacak. Bir de A1 var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan da ben A4'ü istiyorum zaten. 3 tane eksi olduğundan dolayı sonuç eksi çıkacak. Şuradaki sadeleşmeleri de yaparsak arkadaşlar ne gelmiş olacak? 1 bölü 4 çarpı A1 gelecek. A1 neydi? A1 3'tü. O zaman A1 gördüğüm yere de 3 yazarsam bakın şunu ya. Eksi 3 bölü 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız bakın değişik. Buna da bir yıldız atalım. Çünkü bu hareketi daha zor soru tiplerinde kullanacağız arkadaşlar. O yüzden. Genel terimi AN olan dizinin kaç tane terimi tam sayıdır diye soruyor. Şimdi o zaman tam sayı olması için bakın bunun buna tam olarak bölünebilmesi lazım. Şimdi o zaman pay kısmında bir düzenleme yapayım arkadaşlar. Pay kısmında da n artı 2'li bir şeyler olmalı ki tam bölünsün, değil mi? AN dizisine bakıyorum. N kare artı 4n nereden gelir? N artı 2'nin karesinden gelir. Açtığım zaman n kare artı 4n artı 4 gelecek. Fakat 16 olması için bir de benim 12 eklemem lazım. Bölü n artı 2 olacak. Şimdi farklı paydalar altında yazarsam n artı 2'nin karesi bölü n artı 2 artı 12 bölü n artı 2 olarak yazdım. Bakın şunlardan bir tanesi sadeleşti. Ne oldu? N artı 2 artı 12 bölü n artı 2 olmuş oldu. AN dizisi. Şimdi burada n dediğimiz arkadaşlar pozitif doğal sayılar olacağından dolayı değil mi? Doğal sayı. Şimdi n doğal sayı. 2 eklediğim zaman doğal sayı. Burası zaten doğal sayı.
O zaman arkadaşlar bu ifadenin de doğal sayı tam sayı olması için değil mi? 12'yi şu n artı 2'nin 12'nin bölenleri olması lazım. O zaman şuraya yazalım arkadaşlar. N artı 2 diyelim. Şuraya da n diyelim arkadaşlar. Şimdi n artı 2 dediğim arkadaşlar 1 olur, 2 olur, 12'nin bölenleri 3 olur. Efendim 4 olur, 6 olur, 12 olur. Tabi eksi 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12 de olmuş olur. Şimdi n 1 olduğu zaman n artı 2 1 olduğu zaman arkadaşlar n ne olacak? Eksi 1 olacak. Bakın 2 eksiği olmuş olacak. Eksi 3 olacak. Eksi 5 olmuş olacak. Değil mi? Evet, şurası n artı 2. Şimdi n artı 2 2 ise n 0 olmuş olacak. 1 olacak. 2 olacak. 4 olacak. 10 olacak. Buradan da arkadaşlar eksi 3 olacak. Eksi 5 olacak. Eksi 4 olacak. Eksi 5 olacak. Değil mi? Tam bir kısımları olmayacak biliyorum da. Ben size göstermek için yazıyorum burada. Eksi 6 olacak. Eksi 8 olacak. Eksi 14 olmuş olacak. Zaten az önce de söyledik ya. Şuraya yazayım. Eksi 14. Şimdi n dediğimiz burada pozitif tam sayılar olacak aynı zamanda. Pozitif doğal sayılar aynı şey. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yani şu eksileri, şu kısımları zaten alamayız. Bakın buradan da bu kısmı alamayız. O zaman kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane mi olmuş oluyor? Pardon, sıfırı da tabii ki alamam. Değil mi arkadaşlar? Çünkü pozitif doğal sayı değil. Bundan dolayı arkadaşlar bakın 4 tane. Doğru cevabımız da B şıkkı çıkmış oldu. Gelelim 7. soruya. Soru atladık mı? Bakıyorum. Yok, atlamamışız. Tamam. Genel terimi bu olan AN dizisinin kaç terimi negatiftir diye soruyor. 2N eksi 18 bölü 3N artı 6 negatif olacakmış. Sıfırdan küçük olacak yani. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı mı yapacağız? Hayır, buna zaten gerek yok. Niye? Tablo yapacağız. Şunun kökü nedir arkadaşlar? Sıfıra eşitlediğim zaman 9'dur. Bunun kökü nedir? Eksi 2'dir. Değil mi? O zaman tablomuzu yapacak olursak köklerimizi yazıyoruz. Eksi 2 ve 9 diye. Artı, eksi, artı diye yazdım. Sıfırdan küçük olan kısmı bu kısım arkadaşlar. Aralık olarak yazacağım zaman eksi 2 ile 9 aralığı olacak. Fakat ben n'in pozitif doğal sayılar olduğunu bildiğim için, çünkü dizinin tanımı bu şekilde. Ne olacak? 1, 2, 3 nereye kadar gidecek? 8'e kadar gidecek. Buradan da toplamda 8 tane değer almış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi 1 ile 0'ı almadık. Tamam, dizinin tanımından dolayı. Geldik 8'e. Bu dizi veriliyormuş. AN dizisinin kaç terimi 2'den küçüktür? Bak, AN dizisini diyor. Ama bizim elimizdeki AN artı 3 dizisi. O zaman AN dizisini oluşturayım ben. Ne yapacağım? En gördüğüm yere N eksi 3 yazacağım. Yazalım. AN olacak. En gördüğüm yere N eksi 3 yazıyorum. Artı 10 bölü N eksi 3 artı 7 olacak. Burası da 4N eksi 2 bölü N artı 4 olmuş olacak. Bunun 2'den küçük olması lazım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Değil mi? Hadi be hocam, yani daha önceden yapamıyorduk. Şimdi niye yapabiliyoruz diye sorabilirsiniz. Şundan dolayı ben daha önce ne demiştim size? Pozitif ya da negatif olduğunu biliyorsak eğer pozitif olduğunu biliyorsak eşitsizliğin yönünü değiştirmeyiz. Negatif olduğunu bilip de içler dışlar çarpımı yapıyorsak eşitsizliğin yönünü değiştiririz demiştik, değil mi? Çünkü ben burada n'in bir doğal sayı olduğunu biliyorum ya, pozitif doğal sayı olduğunu biliyorum. Bu pozitif. 4 eklediğim zaman bu da pozitif olur. Ben paydanın pozitif olduğunu biliyorum. Eğer bilmeseydim o zaman 2'yi ne yapacaktım? Sol tarafa atıp da o şekilde payda eşitleyerek yapacaktım. Kökleri bulacaktım. Fakat burada bu şekilde pratik olarak yapabiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? 4n eksi 2 küçüktür. 2n artı 8 olacak. 2n küçüktür 10 olacak. N küçüktür 5 olmuş olacak arkadaşlar. Buradan da N'in doğal sayı, pozitif doğal sayı olduğunu unutmayacağız. 1'den başlayacak. 2, 3, 4 tane alır. Yani 1, 2, 3, 4 olacak.
Yani doğru cevabımız da bakın D şıkkı. Bakın buna da bir yıldız atalım, tamam. Sen bunu direkt böyle 2'yi sol tarafa atıp da yapsan aynısı çıkmaz mı? Tabii ki aynısı çıkar da burada pratiklik adına bu şekilde de konuşmuş olalım arkadaşlar. Tamam. Ben çünkü paydanın pozitif olduğunu biliyorum. N'in pozitif doğal sayı olduğunu bildiğimden dolayı. Çünkü diziden bahsediyoruz. Geldik 9'a. Dizisinin kaç terimi birden küçüktür diyor. Bakın. N kare eksi N eksi 3 bölü 2N artı 1 küçüktür 1. Peki şimdi aynı hareketi yapabilir miyim? Yaparım. Bak N'in ben pozitif olduğunu biliyorum. 2 ile çarparsam yine pozitif. 1 eklersem yine pozitif. O zaman içler dışlar çarpımı yaparım. Eşitsizlikte yön değiştirmez. Anlaştık mı? Ya da siz yine dediğim gibi yani biri sol tarafa atıp payda eşitleyerek de yapabilirsiniz ama ben paydanın pozitif olduğunu bildiğimden dolayı içler dışlar çarpımı yapabilirim. Yapalım o zaman. N kare eksi N eksi 3 küçüktür. 2N artı 1 olacak. Burada sol tarafta toplarsam N kare eksi 3N eksi 4 küçüktür. 0 olacak. Çarpanlarını ayırırsam N eksi 4 çarpı N artı 1 küçüktür. 0 olacak. Kökleri 4 ve eksi 1'dir. Hemen tablomuzu yapıyoruz. Eksi 1 ve 4'ü işaretledim. N karenin katsayısı bakın burada artı, artı, eksi, artı diyorum. Sıfırdan küçük olan tarafı eksi 1 ile 4 açık aralığı. Bizden ne diyordu arkadaşlar? Kaç terimi birden küçüktür diyordu ya. Tabii ben burada n değerlerinden bahsettim. Köklerden bahsettim. Ne olacak? 1 alacak, 2 ve 3 alacak değil mi? Sıfırı alamayacak. Niye? Çünkü pozitif doğal sayılar olması gerekiyor. Tanımlı olabilmesi için. Şuradaki n değeri. Tamam. Demek ki toplamda 3 tane alıyormuş. Doğru cevabımız da D şıkkı. Geldik 10. soruya. Bir AN dizisinin ilk N teriminin toplamı SN ile veriliyormuş arkadaşlar. Buna göre bu dizinin 5. terimi kaçtır? Bakın SN dediğimiz ne? İlk N teriminin toplamı. Yani S1 dediğim zaman arkadaşlar A1 olacak. Bir tane terim var. S2 dediğim zaman A1 artı A2. Çünkü N tane terimin toplamı diyor ya. Mesela S3 dediğim zaman A1 artı A2 artı A3 olduğunu anlayacağız. Şimdi bu dizinin 5. terimi diyor ya arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Ben şimdi S5'i yazmış olsam mesela ne demek bu? A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5. Şimdi S4 yazsam ne olacak? A1 artı A2 artı A3 artı A4. Değil mi? Şimdi ben 5. terimi bulabilmek için ne yapmam lazım? Bakın taraf tarafa çıkartırsam S5 eksi X4 A1'ler gider. A2'ler gider. Bakın bunları sadeleştirdik. Sadece ne kaldı? A5 kaldı. Demek ki benim A5'i bulabilmem için S5'ten S4'ü çıkarmam gerekiyor. S5 zaten belli. Bakın şurada kullanırsam en gördüğüm yeri 5 yazıyorum. S5 eşittir. En gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 çarpı 2 üzeri 5 eksi 1'den 4. Yani 80 geldi. S4'ü bulursam da arkadaşlar en gördüğüm yeri 4 yazacağım. 4 çarpı 2'nin küpü olacak. Buradan da 32 olacak. S5 eksi S4 eşittir. A5 olmuş olacak. 80'den de 32'yi çıkartırsam 48 gelecek. Doğru cevabımız B şık. Buna bir yıldız atalım. Tamam. Buna benzer hareketleri sıkça göreceğiz. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizinin genel terimidir diye soruyor arkadaşlar. Yani bir başka deyişle en gördüğüm yere hangi sayıyı yazarsam yazayım herhangi bir tanımsızlık değeri oluşturmayacak. Şimdi B'den başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben tabii N'in tanımı gereği birden başlayacağım. Bu şekilde gideceğim ama dikkat ederseniz bu N yerine 3 verirsem bakın bu burada bir tanımsızlık olur. Değil mi? Şimdi burada da arkadaşlar 5'ten büyük ifade verirsem ben 6, 7, 8 gibi ifadeler verirsem karekökün içi negatif olacak. Bundan dolayı tanımlı değil. Şimdi burada n yerine 1 verirsem tanjant pi bölü 2 yani tanjant 90 bu da tanımsızdır. N yerine 1 veremem. Yani bir tane bir noktada bile takıldığım zaman artık onun genel terimi olma ihtimali yok arkadaşlar. Tamam mı? N eşittir 1 için sağlamaz burada. Dikkat ederseniz aynı şekilde bakın burada da 1 paydayı tanımsız yapar. Bundan dolayı sağlamaz. Ama A'yı dikkat ederseniz şurada
Tanımsız yapan değer nedir? 2n-1 eşittir 0. N eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 zaten doğal sayı değil ki arkadaşlar. Bundan dolayı bu ifadeyi tanımsız yapan bir n pozitif doğal sayısı yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 12. ve son sorumuza. A, n dizisi verilmiş. Bakın bu eşitlik verilmiş. Buna göre k'yı bul diyor. Şimdi ben k artı 1'i oluşturabilmek için n gördüğüm yere ne yazalım? K artı 1 yazalım. Tamam. A k artı 1 olmuş olacak. Eşittir. Her tarafta yazıyorum tabii. 2 üzeri k artı 1 çarpı k artı 1 faktöriyel. Şimdi a k'yı bulalım arkadaşlar. En gördüğüm yere k yazıyorum. A k eşittir 2 üzeri k çarpı k faktöriyel. Tabii şurada bir eksik yazdık değil mi? Payda kısmını unuttuk. Bölü k artı 1 üzeri k olacak. Şimdi AK dizisini bulalım arkadaşlar. En gördüğüm yere K yazıyorum. 2 üzeri K çarpı K faktöriyel bölü K üzeri K olacak. Bu oran var burada. O zaman biz de ne yapalım? Oranlayalım bunları. Oranladığımız zaman sonuçta ne gelecekmiş? 512 bölü 625 gelecekmiş. Şimdi birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip de çarpıyorum. 2 üzeri K artı 1 çarpı K artı 1 faktöriyel bölü K artı 1 üzeri K çarpı K üzeri K bölü 2 üzeri K çarpı K faktöriyel eşittir. 512 bölü 625 gelecek. Şu kısmı arkadaşlar 2 üzeri K çarpı 2 olarak yazarsam bakın 2 üzeri K'lar birbirini götürecek. Şuradaki 2 ile bunu sadeleştirirsem 250 6 gelmiş olacak. Şimdi ne yapacağız? Şu k artı 1 faktöriyeli de arkadaşlar nasıl yazalım? K artı 1 çarpı k faktöriyel şeklinde yazarsam bakın burada k faktöriyeller birbirini götürecek. K artı 1 kalmış olacak. Değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şimdi yukarıda k artı 1 kaldı ya. Bunun kuvveti 1. Bunu alt tarafa indirdiğim zaman ne olacak? Şurada k artı 1 vardı değil mi? Bunu unuttuk. Alt tarafa payda kısmına indirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle yazalım. Pay kısmında ne kaldı? K üzeri K kaldı. Onu yazalım. K üzeri K. Payda kısmında da K artı 1 üzeri K artı 1. Bakın bunda kuvveti 1 ya arkadaşlar şurası. 1'i çıkarttığım zaman ne kalacak burada da? Bakın 1'ler birbirini götürecek. Sadece K kalacak değil mi? Bu da neymiş arkadaşlar? 256 bölü 625'miş. Buradan K gördüğümüz yere arkadaşlar ne yazalım? Bakın 4 yazdığım zaman K yerine 4 yazarsam 4 üzeri 4 bölü 4 artı 1'den 5, 5 üzeri 4 gelmiş olacak. Değil mi? 4 üzeri 4 ne yapar? 16 çarpı 16'dan 256 yapar. 5 üzeri 4 de zaten 625 yapacak. Eşitlik sağlanacak. Demek ki buradan K değerimizin 4 geldiğini bulduk. Evet arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.